Tabii bütün bu olaylar 6 ayın sonunda bu tepkiler karşısında iktidarın 54 mal kalemi için bir ihracat kısıtlaması yapmasıyla sonuçlandı. Ticaret Bakanlığı'nın yayınladığı listeyle aralarında demir çelik mamulleri, çimento, yassı çelik, inşaat malzemeleri, uçak ve jet yakıtının da yer aldığı 54 türdeki malın İsrail'e ihracatına kısıtlama getirilmiş oldu. Bununla ilgili önemli bir konu, tabii hükümet yetkilileri İsrail'le ticaret konusunda daha önce yaptıkları açıklamalarda biliyorsunuz, efendim biz bu ticareti yapıyoruz ama bu gönderdiğimiz ürünler Filistin'e gidiyor İsrail üzerinden. Çünkü İsrail devletine vermek zorundasınız, onlar götürüyorlar diyorlardı. Ancak bu yapılan ticaret kısıtlaması bu açıklamanın doğru olmadığını gösterir. Neden? Madem gönderdiğimiz ürünler Filistin'e gidiyorsa neden kısıtlıyorsunuz? Demek ki gönderilen ihracatı yapılan ürünler İsrail'e de gidiyordu. İsrail devletinin kullanmasına da, Siyonist rejimin kullanmasına da açıktı. Onun için de bu kısıtlamayı getirdiniz. Yine hükümet yetkilileri bu aylar boyunca süren eleştiriler, tepkiler karşısında efendim İsrail'le ticareti özel sektör yapıyor. Biz devlet olarak herhangi bir ticaret yapmıyoruz. Bizim hükümetimizi, devletimizi suçlamayın diyorlardı. Ancak doğrudan Sayın Cumhurbaşkanı'na bağlı olan Varlık Fonu şirketlerinden Etimaden'in İsrail'e 21 ton borik asit gönderdiği de sonrasında biliyorsunuz belgelendi, ortaya çıktı. Yani doğrudan doğruya devletin de resmi olarak bir ticaret yaptığı belgelenmiş oldu. Şimdi de tabii çeşitli açıklamalar yapıyorlar. Ancak daha önceki tecrübelerimize dayanarak kendilerinin bu açıklamalarına da gerçekten de inanmakta zorlanıyoruz. Çünkü bu süreçte pek çok konuda doğru bilgi vermedikleri maalesef ortaya çıkmış oldu. Tabii ki bu kısıtlamanın getirilmesi bugüne kadar göz göre göre kadın, çocuk, yaşlı, engelli demeden dünyanın gözleri önünde katleden rejimin böyle bir ticaretle aslında desteklenmiş olduğunu ve konunun vehametini maalesef ortaya koydu. Böyle bir zulüm karşısında böyle bir ticaretin yapılması gerçekten de çok vahimdir. Hele hele Osmanlı'nın torunları olan bizlere asla yakışmayacak bir tutumdur. Zaten aylardır süren saldırılar ve katliamlarda İsrail ordusunun kullandığı pek çok malzemenin Türkiye'den gittiği, bizzat Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin açıkladığı verilerde de açık bir şekilde görülmekteydi. Getirilen ticaret kısıtlaması ile inancımızla, insanlığımızla, tarihi misyonumuzla bağdaşmayan bir tutumdan geri dönülmüş oldu. Tabii ki iktidarın çok geç de olsa İsrail'le yapılan bu ticareti sınırlı şekilde de olsa kısıtlama getirerek durdurması, bu büyük yanlıştan dönmesi geç de olsa olumlu bir tavırdır. Türkiye'nin insani yaklaşımını, vicdanını bütün dünyaya gösterecek bu tutumun, bu tavrın daha da ileri götürülmesi, bu kısıtlamaların kapsamının genişletilmesi gerekmektedir. Yeniden Refah Partisi olarak kısıtlama getirildiği günden itibaren de bu sözü söylüyoruz. Örneğin İsrail'i füze saldırılarına karşı korumak için kurulmuş olan Malatya Kürecik radar üssünün derhal kapatılması ve ayrıca İncirlik üssü üzerinden Amerika'nın İsrail'e herhangi bir destek vermesinin de mutlaka önlenmesi gereklidir. Konu sadece ticaretle sınırlı değil. Ayrıca Türkiye'den çıkış yapıp bir başka ülke aktarmasıyla İsrail'e ürün sevkiyatına karşı da tedbirli olunmalı. Buna da müsaade edilmemeli. Evet, Türkiye limanından doğrudan İsrail'e göndermiyorum. Ama Ukrayna'ya, efendim başka bir ülkeye gönderip götürüp oradan İsrail'e götürmek, hayır, böyle bir şeye de müsaade edilmemesi lazım. Diğer bir konuda İsrail'e Türkiye üzerinden sevkiyat yapması muhtemel, diğer ülkelerin bu sevkiyatlarına karşı da tedbir alınması lazım. Yani ben Türkiye olarak göndermiyorum ama falanca ülke benim üzerimden İsrail'e gönderiyor. Hayır. Buna da müsaade edilmemesi, bunun için de tedbir alınması gereklidir. Tabii burada vurgulamak istediğimiz diğer önemli bir konu Kürecik radar üssüdür. İran'ın 15 Nisan'da İsrail'e karşı gerçekleştirdiği operasyonda İran'dan fırlatılan 30 seyir füzesi ve 120 balistik füzenin %90'dan fazlası İsrail'in hava savunma sistemleri sayesinde etkisiz hale getirildi.
Bu füzelerin erken tespit edilmesi ve önlem alınması Malatya Kürecik'te bulunan radar üssü sayesinde oldu. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi çocuk katili Siyonist rejimi korumak Osmanlı'nın torunları olarak bizlere mi kaldı? Bize yakışıyor mu bu tablo? Bu Malatya'daki Kürecik radar üssünün bir an evvel kapatılması gerekmektedir. Tamamen İran'ın muhtemel saldırılarına karşı Siyonist rejimi korumak üzere yakın bir bölgede ve yüksek bir tepede olması gerektiği için getirilip Malatya Kürecik'e kurulan bir radar üssü. Bunun topraklarımızdan çıkarıp atılması lazım. Tabii bizim yeniden Refah Partisi olarak yaptığımız bu açıklamalar karşısında İletişim Başkanlığı bir açıklama yaptı. Efendim Kürecik radar üssünün elde ettiği bilgiler NATO ülkeleriyle paylaşılıyor. İsrail'le paylaşılmıyor dedi. NATO ülkelerinin içerisinde Amerika ve İngiltere var. Amerika ve İngiltere ne diyor? İran'ın gönderdiği füzeleri ve dronları bizler Amerika ve İngiltere olarak vurduk, düşürdük, yok ettik, önledik. Dolayısıyla sizin NATO üyesi olan Amerika ve İngiltere'ye bu istihbaratı vermeniz demek, zaten İsrail'e vermeniz demektir. 7 Ekim'de katliamın başladığı günden itibaren askeri, siyasi, psikolojik, resmi, fiili her türlü desteği Siyonist rejime veren, adeta oradaki katillerin hamisi durumunda olan Amerika ile bu istihbaratın, bu bilginin paylaşılması demek zaten doğrudan doğruya İsrail ile paylaşılması demektir. Amerika'nın Kürecik üssünün elde ettiği bu verileri alıp da İsrail ile paylaşmayacağını kim iddia edebilir? Zaten Amerika ve İngiltere de NATO üyesi ülkelerdir ve NATO'nun istihbaratını alıp İsrail'i korumak için kullanmaktadırlar. Ayrıca İsrail'de Türkiye'nin de onayıyla yıllar önce Brüksel'deki NATO karargahında daimi ofis açtı ve NATO'nun Doğu Akdeniz diyalog ülkesi konumunda faaliyetini devam ettiriyor. Dolayısıyla NATO ile paylaşılan bir istihbaratın, bir bilginin İsrail'le de paylaşılmış olduğu son derece açıktır. Diğer önemli ve üzücü bir husus. Kürecik radar üssünün kontrolü askeri uzmanların da açıkça ifade ettiği gibi tamamen Amerika'nın elindedir. Dolayısıyla burada nasıl bir istihbarat, nasıl bir bilgi elde edildiği, bu bilgilerin kiminle paylaşılıp paylaşılmadığını Amerika bildirmediği sürece İletişim Başkanlığı'nın ve hükümetin de bilebilmesi mümkün değildir. İşte bu nedenle yeniden Refah Partisi olarak katil Siyonist rejimin savunmasına katkı sağlayan Kürecik radar üssünün bir an evvel kapatılması gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz. Tabii Türkiye'de milletimizin çok önemli diğer bir gündemi de ekonomik sıkıntılardır. Burada yeniden Refah Partisi olarak her zaman üzerine basarak söylediğimiz borç, faiz, zam, vergi ekonomisi ve önce imtiyazlılar anlayışı bugün milletin en önemli problemi haline gelmiştir. Buradan yeniden Refah Partisi olarak dost acı söyler prensibi doğrultusunda İktidarı bir kez daha uyarıyoruz. Geçen seçimde bu millet size bu anlayışınız yüzünden bir sarı kart gösterdi. Ama aynı tas aynı hamam bu anlayışla devam ederseniz bir dahaki seçimde bu millet size kırmızı kart göstermesini de bilir. Türkiye'de %100.4 Eurostat'ın Avrupa Birliği ülkeleri istatistik kurumunun resmi verileriyle söylüyor. Avrupa, bizi kıskanan Avrupa'da et fiyatları yılda %3.3 artıyor. Türkiye'de %100.4 artıyor. Böyle olunca TÜİK'in açıkladığı verilere göre ülkemizde çocukların %62'si her gün makarna ve ekmekle besleniyor. Her gün et, balık veya tavuk yiyebilen çocukların oranı %12. Afrika ülkeleri ligine doğru gidiyoruz. Tabii bu açıklamalarımızın en çok da seçim mağlubiyetinin aylardır nedenini araştıran AK Parti yöneticilerine fayda sağlayacağını umuyorum. İktidarın seçim mağlubiyetinin sebebi işte bu yaptığımız açıklamalardır. Borç, faiz, zam, vergi ekonomisi ve önce millet anlayışı yerine önce imtiyazlar anlayışı. Paylaşımda adaletin ve yönetimde adaletin tesis edilememesidir. Biz yeniden Refah Partisi olarak 14 Mayıs seçimleri öncesinde 30 maddelik mutabakat metnimizde bu hususları yazmıştık. Bunlar uygulansın ki Türkiye bu noktaya gelmesin. Ama bunlar uygulanmadı. Aynı doğrultuda devam edildi ve bugün geldiğimiz noktada da millet de perişan.
İktidar da yıllar sonra ilk defa ikinci parti konumuna düşmüş, belediyeleri kaybetmiş ve büyük bir seçim mağlubiyeti almış durumda. Türkiye'nin bir an önce milli görüşün ekonomi modeline dönmesi gereklidir. Yıllardan beri söyleye söyleye dilimizde tüy bitti. Denk bütçe olmadan, borçtan kurtulmadan faizden kurtulamayız. Faiz canavarından kurtulamadan da milletin yüzünü güldüremeyiz. Çünkü paralar faiz canavarına gidiyor. Bütün bunları yapmak üzere de milli görüş kadroları yeniden Refah Partimiz hazırdır. Ve inşallah 2028'de iktidarı devralarak bunları uygulayacak ve milletimizin yüzünü yine milli görüşle, yine refahla güldürecektir. Bu vesileyle bir kez daha aziz milletimize, tüm basın mensuplarına, değerli milletvekillerimize